Küçük bir ekip düşünün, henüz daha yeni kurulmuş ve oyun geliştirme konusunda aşırı deneyimsiz olan bir ekip. Büyük ihtimalle 3-5 ay bir şey denedikten sonra hiçbir şey yapamayacaklarını düşünerek ortadan kaybolan bir ekip olurdu, değil mi? Ya da senelerce emek verip ortaya milyon dolarlık bir oyun hissiyatı veren bir proje çıkaran ve en sevdikleri oyunu yapan şirkete ziyarete kadar yol alan bir ekip olurdu. Az önce söylediklerimin hepsi gerçekten de oldu. Half-Life hayranı olan bir grup deneyimsiz kişilerden oluşan bir ekip, Source motorunu kullanarak 15 senede dünyanın en iyi remake'ini yaptı. Bize de anlatmak düşer. Hikayemiz 2004 yılında Valve tarafından Half-Life'ın Source motoruna entegre edilmiş hali olan Half-Life Source'un yayınlanmasıyla başladı. Half-Life Source, Valve'ın yeni nesil oyun motorunu kullandığı halde su dokuları ve ışıklandırmadaki ufak farklılıklar dışında eski oyunun kopyası gibiydi. Üstelik de bir sürü bug içeriyordu. Bunun asıl nedeni de Valve'ın resmen vaktinde internet kafeye gidip flash belleği kasaya takarak oyunun egzesini flash'a atıp eve getirip sadece exe ile oyunu açmaya çalışan çocuklar gibi büyük bir hata yapmış olmasıydı. Valve oyunu neredeyse birebir kopyalayarak yeni oyun motoruna aktardığı için böyle saçma sapan hatalar ortaya çıkmıştı. Tabii ki böyle saçma hatalara karşı topluluk cevabını geciktirmedi. Valve'a adeta tokat atıldı. Tabii bu cevabı veren topluluğun içinde bu fikrin potansiyelinin farkına varanlar da mevcuttu. 4 Aralık 2004'te dönemin en popüler Half-Life forumu olan Half-Life 2.net'te John Dominski isimli bir adam öyle bir şey üzerinde çalıştıklarını duyurdu ki yapımı yıllar sürecekti ve bu süreç içerisinde o kadar tartışmalar dönecekti ki insanların bile artık bu oyunun çıkabileceğine inancı kalmayacaktı. John Dominski isimli bu developer'ın ve arkasındaki ekibin amacıysa Half-Life'ı Valve'ın yeni oyun motoru olan Source motorunda tepeden tırnağa en baştan yapmaktı ve bu projenin ismi ise Black Mesa Source olacaktı. 2005 yılının Ocak ayından itibaren Black Mesa Source geliştirilmeye başlandı. Amaçladıkları şey hiç kolay olmayan bir şeydi. Ancak bir şekilde devam ettiler ve yıl sonuna doğru oyundan artık görüntüler göstermek istediler. Bunun için günümüzde tasarımı pek iyi durmasa da o yılları düşündüğümüzde hoş gözüken bir web sitesi açtılar. Ayrıca web sitedeki fotoğrafları bir dergide ve ModDB sayfasında da yayınlayarak oyunu iyice geniş bir kitleye duyurmayı başardılar. Daha çıkış tarihi bile belli olmayan Black Mesa Source şimdiden popülerleşmiş ve beklenen modlar listesinde üst sıralarda yerini kapmıştı bile. 2006 yılına geldiğimizde oyunun geliştirilmesi devam ederken oyun bir miktar veri sızıntısı yaşadı ve Alpha 6 adlı bir sürümü internete düştü. Tabii ki de bu sürüm oynanılabilir bir sürüm değildi. Daha çok bir map testi gibi duruyordu. Bu sürümde anormal materyaller laboratuvarının girişi, deney odası, Lambda kompleksin girişi, Office kompleks, Viewguard Hostiles'ın bir bölümü ve Surface Tension bölümü bulunuyordu. Ancak daha oyun tamamlanmadığı için o dönemde sızıntı olan bu alfa sürümünü indiren oyuncular sadece bu haritaları görebildi ve tabii ki oyun daha bitmediği için bir sürü yerde missing texture gördükleri için büyük ihtimalle gözleri kanadı. Ve yine 2006 yılında projenin temellerini atan John Dominski ve lider geliştiriciler projeyi terk ettiler. Yerlerine ise Adam Angels önderliğindeki günümüzdeki Credits'te gördüğümüz güncel geliştirici kadrosu geldi. John Dominski abimiz bu projeye 2 yıl katlanırken projeyi devrettiği Adam Angels tam 13 sene boyunca bu ekibi sırtlayacaktı ve sonunda da Crowbar Collective'in kurucusu olacaktı. 2007 yılında oyundan daha fazla görsel paylaşılarak geliştirilmeye devam edildi. Ayrıca bu dönemde Black Mesa'nın resmi forum sitesi açıldı. Bu site sayesinde yapımcılarla oyuncular arasında artık bir iletişim köprüsü vardı. 2008 yılında artık insanlara resim yerine bir kez de olsa oyunun trailerını göstermek isteyen ekibimiz Black Mesa Source Media isimli bir YouTube kanalı açtı ve oyunun ilk fragmanını paylaştılar. Geliştirilme süreci boyunca bu kanaldan ufak ufak geliştirilme aşamalarını paylaşmayı da ihmal etmediler. Ve tabii ki de bu fragman çıkış tarihini merak eden insanları daha fazla merak içinde bırakmayarak oyunun 2009'da çıkacağını duyurdu.
Ancak oyunun bitmesi için daha uzun bir süre gerekliydi. Çünkü oyunda birçok eksik vardı. Bunlardan birisi de Half-Life'ı resmen bitiren Zen bölümleriydi. Evet, Zen bölümleri o dönemde oyunda mevcut değildi. Ekibimiz sonradan bunları iyice düşünmüş olsa gerek ki oyun için ne zaman hazırsa o zaman yayınlanacak gibi bir ifade kullanmaya başladı. Hatta bu ifade 2010 ve 2011 yılında o kadar mizaha döküldü ki hayranlar tarafından oyunun adına siteler bile açıldı. Bunlardan birisi ise isblackmesa.release.com'du. Bu site adından da anlayacağınız üzere oyunculara sizce Black Mesa çıkacak mı ve çıkmayacak mı diye bir anket yapan bir siteydi. İnsanları bu kadar merakta bırakacak bir kararın sorumluluğunu taşımak zorunda kalan ekibimiz, 2012 yılına geldiklerinde ModDB üzerinden Half-Life 2'ye mod olarak kurulabilecek bir şekilde oyunu beta olarak paylaştılar. Oyuna o dönemde çok olumlu dönüşler geldi. Ancak oyunda Valve'ın Source motorunu kullanan oyunlarından çoktan fixlediği 3-4 tane büyük bug'lar mevcuttu. Ve bunlar da speedruncıların işine yarıyordu. 2015 yılına kadar bu bug'lar fixlendi ve arayüzde ufak iyileştirmeler yapıldı ve dokular biraz da olsa daha kaliteli hale getirildi. 2015 yılında ekibimiz bu işin ModDB gibi platformlarda ancak belirli bir yere kadar gidebileceği düşüncesiyle Steam'in o dönemdeki oylama usulüyle oyun yayınladığı Greenlight sistemi sayesinde oyunu yayınlamayı başardılar. Greenlight'ta olay basitti. Bir oyunu Steam'e yükle, kullanıcılara göstert. Kullanıcılar eğer oyununu sevdiyse oyunun Steam'e eklenmesinde yardımcı olacak oyunu versin. Bu kadar. Üstelik bu sistemden çıkan tek popüler oyun da Black Mesa değildi. Bu sistemden Stardew Valley gibi birçok büyük yapımlar da çıkmıştı. Oyunun Steam Greenlight'ı da kazanması üzerine artık Crowbar Collective adını alan şirketimize Valve tarafından ofislerine davet de gönderildi. Evet, adamlar resmen Valve'ın ofisine davet edildiler. Ve gittiklerinde de bu tatlı videoyu ana olarak kaydetmeyi de unutmadılar. ...2015'ten sonra Crowbar Collective Zen bölümlerini yapmak için kolları sıvadı. Ve 2018 yılının sonuna geldiğimizde Half-Life'ın 20. yıl dönümünde Black Mesa Zen'in betasını duyurdular. Yaklaşık 1,5 yıl sonra 2020'nin Mart ayında Zen oyuna kesin olarak eklendi ve oyun 2020'de böylece tamamlanmış oldu. Crowbar Collective bu noktada işimiz bitti oyunu salalım demedi. Ve Zen'e göre grafiksel açıdan daha geri kalmış dünya chapter'larına da el attı. Bu dünya chapter'larında dağlık alanların dokuları, kaktüs dokuları, çimen dokuları ve daha fazlası. Tüm bunlar yenilendi ve bir güncelleme olarak bedava sunuldu. Bu güncellemeye de Black Mesa 1.5 ya da diğer bir ismiyle Definitive Edition dendi. Ha, unutmadan oyundaki tüm müzikleri de Joel Nielsen isimli abimiz yaptı. Düşünsenize, 13 yıl boyunca oyun için yapılan her müziği bu adamcağız yaptı. Ve Crowbar Collective'in 15 yıllık geliştirme macerası burada son buldu. Ayrıca sadece bununla da kalmadı. Bu ekip azmiyle başka ekiplere de örnek olmayı başarmıştı. Günümüzde onların izinden giden bazı ekipler Black Mesa Blue Shift ve Operation Black Mesa gibi devasa modlar üzerinde çalışarak eski Half-Life oyunlarını daha modern bir görüntüde yapmaya devam ediyorlar. Hani size video başında demiştim ya, bu ekip 3-5 ay içinde dağılır. İşte bu ekibin dağılmamasının ve oyunun başarısının sebebi de sabırlı ve Half-Life'a sadık bir ekip tarafından uzun yıllar içinde her ince ayrıntısına kadar yeniden yapılmış olmasıydı.